for this head of life. Go, one, one. One, two, three, four. Yes. Directly. After right side, directly. Two, three, four. Bam, bam. Yes, there we go. One, two, three, four. Yes. Like your knee. This is good. Put your right hand on that. This is good. More like your legs. Okay. I stay here, stay there, come on, and kick. This is good. Okay, here we go. And one, two, and up. Yes, easy. Here we go. One, two. One, two, and up. Very good. Very nice. Very nice. Go. And one, two, and three, four. Wow, very nice. Do it. And one, two, and three, four. Oh. Come on. And one, two, and three, four. And the elbow right. Okay, that's good to hear. Side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, and faster, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, other side, 1, 1, 2, and this is 4, this one, left, 3, fazla dolanıyor ama ben fazla dolamayacağım. Sakala'yla 4 sene önce tanıştım. Sakala bizim salona buldu geldi. Bir tane arkadaşla, ismini bilmiyorum. Ondan sonra 2 sene boyunca Sakala'yla haftanın 4 günü özel ders çalıştık sabahları. Adamdaki enerjiye hayranım. Her ne değilsek hiçbir zaman hayır demedi. Her zaman zamanında geldi. Ve de bu onun sporuna da katkı yaptı. Bizim salonumuza da katkı olmuş oldu. Dolayısıyla teşvik olmuş oldu. Muay Thai'yi daha çok gençler daha fazla sever oldu. Demek ki bir futbolcunun bizim spora olan ilgisi bizim spora da bir nevi tabiri caizse ayaklandırıyor. Ama Alanya spora da katkı, kondisyon anlamında gerçekten de kendisi de faydası olduğunu defalarca bana anlattı. Hatta diğer arkadaşlarını da getirdi. Bu kalecisine olsun, Gassama olsun, Glenn olsun, Steve Calker olsun. Onların hanımları, çocukları geldiler. Onlar da antrenman yaptı. Onlara da özel dersler verdim. Bu anlamda bayağı bir emeğimiz geçti Enskala'ya. Daha sonra Beşiktaş'a gitti, sonra tekrar. Beşiktaş'a gitti, evet. Beşiktaş'a gittikten sonra zaman zaman yine haberleşiyoruz, yazışıyoruz. Her ne zaman buraya geldiğinde beni ziyaret ediyor. Ve de hiçbir zaman aksatmadan derslerine geldiği tarihten itibaren hiç aksatmadan her gün ders alıyor.
Önümüzdeki 7 gün buradaymış. Şimdi anladığım kadarıyla 7 gün içinde 8 kere antrenman yapacağız. Yani bazı günler 2 kere antrenman yapıyoruz. Bugünkü gibi mesela bugün sabah saat 10'da programımız vardı. 10'dan 11'e kadar antrenman yaptık. Şimdi az sonra 10'da tekrar yine antrenman yapacağız. Yine 11'e kadar. Bu böyle bir hafta boyunca devam edecek. Neler yapıyorsunuz hocam? Biz kondisyon antrenmanı yapıyoruz. Dayanıklı antrenmanı, crossfit antrenmanı yapıyoruz. Torba antrenmanı yapıyoruz. Lapa antrenmanı yapıyoruz. Teknik antrenmanı yapıyoruz. Sparring yapıyoruz. Ve bunun haricinde tabii ip sekmedir. Bunlar da işin olmazsa olmazlarımızdan. Peki sizde çalıştıktan sonra kendi performansında ne gibi değişiklikler olmuş? Kondisyon ve dayanıklık olarak kendi anlattığınca diğer arkadaşlarına da burada geldiğinde antrenman esnasında söyledi. Diğer arkadaşlar her zaman söylüyormuş. Koşuda dayanıklık olduğunu söylüyor. Yani bir herhangi bir omuz iteklemede direkt düşmediğini ve de kondisyon olarak dayanıklığını diğerlerine göre çok fark attığını gösteriyor. Ve bunu da açık açık söylüyor. Bu anlamda diğer arkadaşlarım da getirdi. Diğer arkadaşlar da sporumuzdan istifade etti. Ama bunun tutumuna ben hayranım tabii ki. En sakala dediğimiz sporcumuz gerçekten disiplin olarak benim hayatta görmüş olduğum en disiplinli sporculardan bir tanesi. Çünkü başka sporculara da ders verdi. I train, I think, more than 2 years with Thomas. So, make me a good condition to play, get some games. Because Muay Thai, the training is more hard, really more hard. So after when we train with the team, as a player is more easy, so we can perform better. Yes, I come here to be ready for the championship, because I signed in Beşiktaş because of this kind of training, make me like really good after 2 years in Alanyaspor. So yes, that's why every time I come back to train with Thomas. Now going to be like the third season with Sergen. So yes, we work good together, even in Alanya, in Beşiktaş. We have good connections, so I hope we're gonna win the championship this year also. Yes, I want to tell them they will come in the stadium, I hope, because with Corona, no fans can come inside the stadium. So, and I wish good luck for the new player and also the coach, because he signed one more year, so.